Ağzına yine en büyük kazıkları sabırla uyarıyorlar. Biz de vecialı çocukların bu kendilerinden emin hallerine saygı için sabahın erken saatlerinde yola koyuyoruz. Dünya Bankası tarafından finanse edilen Kenya Kurak ve Yarı Kurak Bölgeleri Kalkındırma Komisyonu Vecia Şubesi Müdürü Musa Bey ile tanışıyor ve gıda yardımı organizasyonu hakkında bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Musa Bey, yardım yapacağımız yer konusunda çok isabetli davrandığımızı belirterek 90 kilometre uzaklıkta bulunan Dambas kasabasının 5 gün önce yağan yağmur dolayısıyla selden hasar gördüğünü, camisinin ibadet edilemez hale geldiğini, birçok evin yıkıldığını ve ailelerin gıda sıkıntısı çektiklerini söylüyor. Musa Bey, Birleşmiş Milletler'in dışında bölgeye gelen tek yardım kuruluşunun Türkiye'den İHA İnsani Yardım Vakfı olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirttiğinde biz de üzerimize düşen sorumluluğun daha çok farkına varıyoruz. Burası Kenya'nın kuzeydoğu bölgesinde bulunan Etiyopya ve Somali sınırına yakın Vecia kasabası. Kuraklıktan en fazla etkilenen bölgelerden birisi. Burada insanların tamamı hayvancılıkla geçiniyorlar. Son dönemde yağmur mevsimiyle birlikte Vecia kasabasında ciddi manada bir sel felaketi yaşandı. Vecia kasabasının Dambas mıntıkasında 800 ila 1000 ailenin yaklaşık olarak yaşadığı Dambas kasabasında büyük bir sel felaketi meydana geldi yağmurlar dolayısıyla. Buradaki insanlara kısmet olursa bugün biz yardımları ulaştırmaya çalışacağız. Dambas köyüne vardığımızda bizi partner kuruluştan arkadaşlar, Kuraklıkla Mücadele Komisyonu Başkanı Musa Bey ve kasabanın ihtiyarlarından oluşan bir heyet karşılıyor. Selamlaşıp tanıştıktan sonra Dambas halkına hitaben Musa Bey bir konuşma yaparak bizi tanıtıyor. Kısa bir süre öncesine kadar kuraklıkla mücadele eden kasaba halkı, şimdi de selin getirdiği sorunlarla mücadele ediyor. Birçok evin ve caminin yıkıldığı kasabada halk yiyecek sıkıntısı çekiyor. Kasaba halkının tüm bu yaşananları Allah'ın bir imtihanı diyerek büyük bir tevekkülle karşılaması bizi büyük bir düşünceye sevk ediyor. Tüm bu duygular içinde kasabaya getirdiğimiz yardımları sahiplerine ulaştırırken Musa Bey'in ağlamaklı söylediği şu sözler kulaklarımızda yankılanıyor. Bu yardım anlamlı bir yardımdır. Çünkü yaşadığımız sıkıntılar bizi siz Türkiye'li Müslüman kardeşlerimizle tanıştıran anlamlı bir imtihandır. Buradaki konuşmada köy heyetinin bizi karşılaması bizi çok duygulandırdı. Ayrıca Kalkınma Bakanlığı temsilcisi Musa Bey'i de çok duygulandırdı. O da bunu özellikle üzerine basarak ifade etti ki dünyada Birleşmiş Milletler'den sonra tek gelen sivil yardım kuruluşunun İHA İnsani Yardım Vakfı'nın olması ve bu İnsani Yardım Vakfı'nın da Türkiye'den, Türkiye'li Müslümanlar tarafından gönderilen yardımları kendilerine ulaştırmasının ayrı bir anlam ifade ettiğini de özellikle belirtti. Mama nimetoshwa na haya mateso. Jinsi anavyonitesa huyu baba wa kambo. Sitaweza kamwe kuvumilia. Dambas kasabasının nur yüzlü, tevekkül sahibi insanlarını geride bırakırken bizi bekleyen Hargal Mahallesi'ne geçiyoruz. Müzik
Arabamız yağan yağmurun etkisiyle yolda kalıyor ve yola küçük kamyon